Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Necdet Bey yine bir kahve hazırlığındasınız. Aynen öyle. Az sonra ben de bir Nescafe mi içsem ne yapsam? Bayağı bir iş yaptınız bak sabah. Evet, ne yaptınız Aa, mesela? suları dol ev bulaşık makinesini boşalttım. Evet, maşallah. Zaten dirdim işlerin. Gittim Hangisine suları yumurta? doldurdum. Evet. Yumurta aldım iki kasa Evet, arabada. Unuttum bak evet. yumurtaları. Tamam Enzim olsun. almadım bir kasa yumurta. Tamam. Artık şimdi bir kahve hak ettik herhalde. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Benim herifim iyi sabah sabah rutin işleri. Arkadaşlar hiç oturup kalmaz. Mutlaka yapacak günlük işleri vardır. Allah razı olsun. Her seferinde diyorum ve dua ediyorum. Aslında eşim önceden böyle miydi? Asla değildi. Size onu söyleyeyim. Yani bizim eşimiz öyle olmaz, kesinlikle yapmaz demeyin. Yaş ilerledikçe, yaşlar gittikçe onlar yapıyorlar. Herkes değişebilir. Evet, herkes Değişmez değişebilir diye bir diyor. şey yok. Evet, aynen. İsterse tabii. Tabii ki herkes isterse değişebilir arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Sabah yine işe gittik, işten geldim. Biz artık işten geldiğimiz anda namazlarımızı kılınca eşimle hemen kahvaltımızı yapıyoruz. Çünkü bu ara biz akşamları yemek yemiyoruz arkadaşlar. Akşamları yemek yemiyoruz derken geç vakit. Biz önceden meyveydi, çerezdi, bir sürü şeyler yerdik. Ben geçen de söyledim sizlere, kendime dikkat ettiğim, az sonra yine anlatacağım sizlere. Eşimle de artık onun için az meyve yiyoruz. Onun harici bir şey yemediğimiz için erken acıkıyoruz. Kahvaltımızı erken yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Evin işini yaptım ben. Temizledik kuşlarla birlikte. Eşim şey çıkarmış, kaç günden beri söylüyor. Kuş konmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz yazda pazarda bol bol bir kilosu bir aradan almıştık, 5 kilo falan. Onu güzel böyle yapmıştık. Tarladan mı? Pazardan aldık canım. He, pazardan aldık. Bu şekilde kuşkonmaz çorbası yapacak eşim, çünkü çok seviyorum. Biliyorsunuz ben de çorba dediğimi her türlü çorbayı hazırım. Sonra ne yapıyorum? Biraz tuzunu attım, şöyle hemen yıkadım güzel. Şu karnabahar brokolisi gibi yok. İnanır mısınız? Belki 2 hafta oldu alalı. Bir türlü buna sıra gelmedi. Maşallah öyle de duruyor. Hiçbir şey olmamış. Sadece üzerine biraz siyah yerleri vardı. Onları hemen kestim. Şimdi onu haşlıyoruz. Ne yapacağız bunu? Benim bugün arkadaşım geliyor bana. Dostum geliyor. İnşallah. Allah razı olsun. Fatma Uzun arkadaşım geliyor. Onun için böyle bir hazırlığı koydum arkadaşlar. Bir şeyler de daha ek yaptım yanına. Sonra sizlere hepsini servis yaptığımda gösteririm inşallah. Sevgili hanımlar, sevgili arkadaşlar, videomuzu bu şekilde bir açalım dedik. Az sonra birlikte sohbetimizi yaparız inşallah. Evet, yumurtaları 60 tane, getirmiş. 60 tane aldım. Eşim biz yumurtaları çiftlikten alıyoruz, sevgili hanımlar. Çiftlikten gidip taze alıyoruz yumurtaları. Bunda bizim RDM var. Size sonra RDM'de gezdireceğim. Şu an orayı dün Eltim bana salonda bir dolap boyalıyor. Bugün boyayamayacağız ama sizlere onu göstereceğim. Dün gösteremedik çok yoğun olduğumuz için. Ama onu boyarlarken onu da göstereceğim. Onun için ardiye bir şeyler sıkıştırdım. Sonra size ardiyemi de göstereceğim. Benim evde de bir ardiyem var. Orası da soğuk. Yumurtalarımı, sebzelerimi, meyvelerimi buzdolabımda değil de genelde kışın oraya koyuyorum. O da çok güzel oluyor sevgili takipçilerim. Az sonra görüşme. Kahveni yaptın mı? Yaptım. Afiyet olsun. Sağ ol. Yanına Buyur gel beraber. bir şeyler alabilirsin Yok. yanına. Yok. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tavuk göğsünden tavuk sütü yapacağız arkadaşlar. Şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın ben buna bir yarım 2-3 kaşık yoğur koydum. 3 kaşık yoğur koydum arkadaşlar. Biraz şey koydum, zeft koydum böyle. Biraz karabiber, pul biber, kekik, zeytinyağı, tuz. Bir de sarımsak doğradım arkadaşlar. Böyle bir sos elde ettim. Şimdi ne yapacağız? Ben geçenlere tavuk beslemiştim. Onları buzlu ayrı ayrı çorbalara koymuştum. Biz karabalık olmadığımız için biliyorsunuz şöyle azar azar koymuştum. Ama şimdi arkadaşım girdiği için 2 torba beraber çıkardım. Şimdi bunu doğraması da güzel olacak. Çünkü buzlu olduğu için. Hem yıkayarak güzel çıkarıyorum. Şöyle şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şey gibi közbastı şeklinde böyle ne diyorlar buna
tavuk göğsünden bu şekilde böyle tuzumuzu alalım bir taraftan. Tuz atmıştım ama şöyle yine tekrar böyle bir tuzlayalım. Bu şekilde böyle bırakıyorum sosun içine. Sizlere de tavsiye ederim. Bu güzel oluyor. Ben uzun zamandan beri tavuk öyle göğsü falan almamıştım. Şimdi bir alma iş yaptım. Alayım dedim yani. Biliyorsunuz öyle fazla kullanmıyorum aslında. Nedense bilmiyorum ama böyle fazla tavuk ürünlerini kullanmıyorum arkadaşlar. Türkiye'de de çok almadım. Aslında önceden çok severdim. Neyse bir alayım dedim. Arada bir şöyle bir salataların üzerine ızgara gibi yaparım diye öyle bir aldım. Ama şöyle. Bu arada Özlem bir şey almaya gitti. Babasıyla Ömer'i buraya bıraktılar. Çocuğum benim. Bu şekilde arkadaşlar böyle böyle yapıp şimdi onu güzel bir elimle bir karıştıracağım inşallah. Tam öğlen namazı vakti oldu. Ben de namazdan önce bir şunu soteleyeyim dedim. Çünkü namazdan sonra fazla geç kalmadan gidip arkadaşım geleceğim inşallah. Hazır hazır o otururken şurada yanında ben bunu güzel güzel kızartırım. Bu torba çıkarmıştım çünkü. Aslında aşağı yukarı da yeter. Fazla da yapmayayım yani. Aşağı yukarı yeter yani. O da çok yiyen bir insan değil. Çok dikkat ediyor zaten kendine maşallah. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. İnşallah şunu şöyle lavaboya atalım. Bakın bu şekilde şöyle bir karıştıralım. Her yerine böyle bir şey yapsın yani. Geçsin bulaşsın yani. Bu şimdi onu çeker bir saate. Lezzetini de çeker içine. Bakın her tarafına geçmesi için şöyle bir salça koymadım ha arkadaşlar, toz kırmızı toz biber de koydum, o kırmızı yaptı zaten. Biliyorsunuz ben Aydın'a gitmiştim 3. ayda. Aydın'dan çok güzel kırmızı toz biberler almıştım. Hanımlar kendileri bahçelerinden yetiştirdikleri biberlerden yapmışlar. Zaten kokusundan da tadından da inanır mısınız? Öbür aldıklarınızla hiç alakası yok. O kadar güzel mis gibi biber kokuyor. İnanmışsın biber olduğunu anlıyorsunuz. Bakın evet tavuğumuz hazır. Şimdi beklemeye bırakıyoruz onu. Evet sevgili arkadaşlar. Biraz şunu kamerayı fıçıyormuş. Biraz yukarı kaldırayım şöyle. Evet sevgili arkadaşlar, hep yediğimizden, içtiğimizden, bilmem gezdiğimizden bahsetmeyelim. Tabii ki onları da yapalım ama arada da artık ben yine defterimi aldım elime. Arada güzel böyle hadislerden, ayetlerden, güzel sözlerden, şöyle güzel Allah-u Teala'nın kelamıyla inşallah sohbetlerimize ve çekimlerimize renk katalım arkadaşlar. Hayat yemek, içmek, gezmekten ibaret değil biliyorsunuz. Rabbim inşallah bizleri hepsini mükemmel bir şekilde sırayla, hakkıyla ve özüyle yapanları da eylesin arkadaşlar. Bakın size bir hadis-i şerif okuyorum şimdi. Elimden geldiği kadar günde bir hadis-i şerif ya da bir ayet inşallah sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ben bunları işte sizlere söylemiştim. Hep böyle bir defterim daha var. Her hocamızda bir defterimiz oldu bizim. Onlar da tahtaya yazdılar. Biz de onları defterimize yazdık. İyi ki yazmışız. Ben bazen işten geç geldiğimde yazamıyordum. İnanın hemen millet Kur'an başlamadan sohbet ederken ben hemen böyle onları yazma çabasına giriyordum. Bir çabuk yazayım. Yine belki ileride razı olur diye. Evet, bugün sizlere güzel bir hadisten bahsedeceğim inşallah. Müslüman, Müslümanın kardeştir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez.
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümana, Müslümanda, bir Müslümandan bir sıkıntıya giderirse Allah Celle ve Celaluhu o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allahu Teala onun ayıp ve kusurunu örter diyor. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Allah razı olsun günümüze kadar bizlere hadis-i şerifleri bizlere yazıp bizlere şu zamana kadar ulaştıran o güzel Allah dostlarından Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim bir gün kıyamet gününde Efendimizin Kevser Havzu'nun başında inşallah bizleri buluşmayı nasip etsin. Ben onları çok merak ediyorum inanın. Dua ediyorum Allah'ım inşallah ben o sahabeleri çok merak ediyorum. O dünyaya gelmiş bütün peygamberleri ben şey okumuştum arkadaşlar sizlere tavsiye ederim. Bütün peygamberlerin hayatını okumuştum. Hani hepsini ayrı ayrı değil de kısa kısa böyle o bana daha etkili oldu. Çünkü hangi peygamberin nereye geldiğini, ne yaptığını, nasıl çabaladığını ve hangi kavme geldiğini az ve buçuk kafanızda şöyle bir tutuyorsunuz. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar şu anda şu boşlukta inşallah bunları yapabilmemiz için o kadar zamanımız var ki tamam televizyonumuzda da bakalım sağ çayımızda içelim sohbetimizi yapalım ama inanın geceler çok uzun. Sabah işe gitmeyen kardeşlerimiz varsa günde oturup bir hadis ezberleyebilir, okuyabilir, bakabilir. Şu anda YouTube'da o kadar güzel programlar var ki bunları okuyabileceğimiz ya da öğrenebileceğimiz, paylaşabileceğimiz. İnşallah bunları da böyle hayatımıza geçirelim arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi diyor ki Müslüman kardeşine Müslüman zulmetmez diyor. Onun kusurlarını, ayıplarını örter diyor. Onun diyor bir ihtiyacını gideriz. Allah-u Teala da onun kıyamet gününde bir ihtiyacını, bir sıkıntısını giderir diyor. Ayıplarını açığa vurmaz, kapatır diyor. Ama maalesef biz günümüzde öyle miyiz? Allah sonumuzu hayır eylesin. Şöyle bir kendinize bakalım. Ben kimseye demiyorum, kendime diyorum ilk önce. İnanır mısınız? Bazen nefis ya, bazen dilimiz her yere kayıyor. Kaymayı desek yalan söylüyoruz. Allah biliyor çünkü. Kendime ne kadar kızıyorum sonra. Diyorum ki ne kadar boş şeylerle kafa yoruyoruz bazen. Allah'ım sen bizi affet diyorum. Tabii ki bir şeyleri yaptığımızda arkasından tövbe ederim arkadaşlar. Rabbim bizleri yaptıkları günahların, hataların ehemmiyetini anlayıp inşallah ki yanlış bir kelime kullanırım diye inanır mısınız? Çok tekrar ediyorum. Bazen ağzımdan çıkabiliyor kusura bakmayın. Rabbim inşallah en güzeli yapanlardan eylesin. Hatalarımızı anlayıp da tövbe eden kulların eylesin arkadaşlar. Dediğim gibi arada sizlere günlük her gün hadiste, ayette böyle güzel inşallah paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Arkadaşım geldi. Hemen bana yemekleri koydurtmadı. Biz bayağı yapacaklarımızı yaptık. Uzun uzun sohbetlerimizi yaptık. Masamızı hazırladık. Şöyle güzel bir karışık salata yaptım arkadaşlar. Şöyle dolmam vardı onu güzel ısıttım fırında. Şöyle dünkü gibi dün biliyorsunuz Özlemler gelmişti de yapmıştım. Gene minik minik lahmacunlar yaptım fırında. Karnabaharı yine böyle güzel çok güzel haşladık kızarttık. Sonra artan hamurdan yine böyle ekmek yaptım arkadaşlar. Şu anda fırı bir de şeyde biliyorsunuz eti marine etmiştim bir de. Soslamıştım. Şimdi onu kızartıyoruz. Bir de ne çorbamız vardı? Kuşkonmaz çorbamız. Bakın çorbamız çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Zaten şöyle bir taslayabilirsin canım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, arkadaşım da yardım ediyor. Gerçekten üzerine iste ekmek kırıntısı yapabilirsiniz. İsterseniz kaşar ekleyebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu da böyle sofralarımıza koyalım. Tavuğumuz kızarası ya da çorbalarımızı yiyebiliriz. Sıcak sıcak oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gülşen yemeyebilir. Şuna da azıcık koy. Biz tavuk kızarası çorbamızı yiyebiliriz canım benim. Çayımızı bir taraftan demliyoruz. Çorba içeceğimiz için hemen çayımızı demlemedik arkadaşlar. Tamam canım benim. Yeter. Allah razı olsun. Arkadaşım yardım ediyor bana.
Çok güzel, bereketli bir gün oldu arkadaşlar, biliyorsunuz. Sizlerle de güzel sohbet etti arkadaşım. Allah razı olsun değerli bilgilerinden dolayı. Biz çok şanslıyız onun için diyorum. Allah razı olsun çevremizden, arkadaşlarımız, dostumuz çok güzel. Rabbim inşallah herkese bu şekilde dostluklar, arkadaşlarla nasip etsin. Yani şeyimiz Kur'an olsun arkadaşlar. Yani dilimiz her zaman Kur'an'da olsun, kalbimiz inşallah. Rabbim bizleri iyilerle karşılaştırsın cümlemizde. Bereketli bir günden hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.